Evet ve Hatay'ın gururu markalardan bir tanesi Hatay'ın markası olarak adlandırılıyor. Musullu diyeceğiz efendim ve Musullu'nun kadın sporcularımıza verdiği destek detaylı bir şekilde işleniyor. Buyurun. Hatay'ın markası Musullu'dan kadın sporculara destek. Müthiş bir başarı, harika bir başarı. Dünya şampiyonu Buse Çakıroğlu. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasap. İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Fenerbahçeli sporcular damga vurdu. Sarı lacivertli boksörler Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 bronz madalyayla tamamladı. Bilirim. Olimpiyatlardan sonra Buse Naz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu demiştim ve Buse Naz... Hatay'ın markası Musullu, kadın boksçuların yayın destekçisiydi. Başarı Hatay'ı ve Musullu'yu da gururlandırdı. Bütün herkesi mutluluğa boğuyor sevgili seyirciler. Ayşe Çağrır işte böyle seviniyor. Kadın sporunda bir diğer gurur da kadın voleybolculardan geldi. Şampiyonuz, şampiyonuz, Gabi, 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 helal olsun size, helal olsun kızlar. Şampiyonlar Ligi süper finalinde İtalya ekibi Imako Volley'i 3-1 yenen Vakıfbank şampiyonluğa ulaştı. Böylece Vakıfbank Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu. Helal olsun size, helal olsun kızlar. 5'te 5 yapıyor Vakıfbank. Kusursuz sezonu tamamlıyor. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi süper finalinde İtalya'nın Imako Volley ekibini 3-1 yenen sarı siyahlı takım Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı. Hatay'ın markası Musullu yine Vakıfbank'ın da yayın ana sponsoruydu.